Muazzam bir sürpriz değil mi? Evet. Beğendiniz mi kızlar sürprizimi? Beğendik. Vallahi bayıldım ben hatta. Bursa'ya gelmişken İskender yemeden, özellikle bak, Fatih abimin elinden yemeden Fatih olmaz. Abimin elinden güzel oluyor. Fatih'le meşhurmayız biz buralarda. Biz bu işi çocukluktan beri yapıyoruz. Dedemizin mesleği. Dede mesleği. Evet, dede mesleğini icra etmeye çalışıyoruz. Vallahi harika. Neden böyle meşhur olmuş yani? Neden Bursa'da İskender? Çünkü hani biliriz yani, herkesin bildiği bir lezzet ama Bursa denir. Neden Bursa memleketi? Bursa'da ateşin ayağa kalkmasıyla tanınır İskender. Ateşin ayağa kalkmasıyla evet, tanınır İskender. Mecazi anlamda mı? Nasıl kesin, yani? Kesinlikle. Yatay olmuyor Bursa İskender'i. Diğer dönerler gibi değil. Allah tadı Allah. Da lezzeti de muazzam bir lezzet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Fatih Usta kömür ateşinde pişiriyor. Bakar mısınız kömürlere? Helal olsun. Elektrikli falan değil. Evet, kendisi de güzel. Kesinlikle doğal. O sebep de tabii çok etken. Döner peki yemek istersek böyle kıyma döneri mi doğrudur, etten yapılan mı? Hangisi makbul bari, biraz bilgi alalım değil mi? Kıyma döneri, Bursa'da İskender dediğimiz zaman kıyma döneri makuldür. Mesela tadayım mı ben? Şöyle tabii ki, buyurun. Şöyle, bu kıyma döneri mi? Evet. Aman yanmayın. Kıyma mı? Evet. Yok, soğumuş valla, dışarı soğuk ya. Kızlar, kızlarıma da ikram edin. Şöyle buyurun. Hmm, bu da ne yaptın bize? Bu da böyle çok güzel. Bayıldım. Afiyet olsun aslanım. Ay, mangal 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 dedi. İskender'i önümüze getirdi. Neyse, Bursa'mızın İskender'i yemiş olduk biz de. Sude, gelinlerimizi mangal partisine götüremedin ama İskender partisine getirdin galiba. Evet, mangal maşası gördük, alın size İskender. Hem de kömür ateşinde. Harikasın, ben de deneysem şöyle bir denesem. Tabii mi? Ki. Buyurun. Şimdi, ay bıçak elden ele alınmaz derler ama neyse. Şimdi üstten mi kesiliyor? Evet. Şimdi şöyle bastırılıyor mu? Bastırmadan elinize kaydırıyorsunuz. Bakayım. Wow. Vay, 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 vay. Doğru yapıyor muyum? Kesinlikle. Elime de hani bunu almadım demiyorum. Elinize bak, yakıştı. Bayağı da uzun uzun kestim. Peki, bir İskender hazırlayalım mı, bir görelim mi? Tabii ki, nasıl yapılır? Pidesi alta mı gelir, üste mi gelir, ne gelir? Tabii, altta pidesini seriyoruz. Var mı burada pidemiz? Var. O zaman görelim. Aslı Hanım, kusura bakmayın, pideleri ben yiyordum. Ses alabilir miyim? Git al. Evet, görüyoruz şimdi. Şimdi pidelerimizi böyle küçük küçük doğruyoruz. Diyelim ki evde yapmak istedik biz bu döneri, nasıl yapabiliriz? Bir dönerciden kesilmiş bir şekilde aldık ya da işte artık satılıyor bunlar, dondurulmuş evet, olarak da satılıyor paketlerde. Evimize geldik, böyle bir domates sosu hazırladık. Doğru mu? Evet, doğrudur. Söylemiyor ya, söylemiyor, detaya girmiyor. İşin sırrı onda ya, onu çağırmıştık. Bu domates sosunun içinde ne vardı acaba? Sevgimizi katıyoruz. Şu salça mı var, domates, gerçek domates püresi mi var? Usta biliyor ya, ondan söylemek istemiyor herhalde. Söylemiyorlar. Ben öğrenirse de söylerim. Tamam. Usta. Diyor ki gelin Bursa'da diyor, yiyin diyor, söylemiyor. Evet, şöyle her zaman bekleriz. Açımız bozulmasın, sizi görsünler. Ay, 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 yanına böyle yoğurt ve tereyağıyla bitiriyoruz. Domatesler evet, koyuyor muyuz, biberler? Evet, kesinlikle. Nefis. Bunun şöyle biraz büyüğünü yapalım. Masamıza çıkacak mıyız? Evet, daha büyüğünü yapıp masamızda ikram edeceğiz. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, afiyet olsun. Ellerine, kollarına teşekkür sağlık. Ederiz. Hadi şimdi masamızdayız. Geçelim.